Neden? Güngör Bey'e de soralım mı? Sizce Putin blöf mü yapıyor? Tabii bütün dünyanın sorduğu soru bu. Yani Putin'in en son açıklamasında bunu bir gerçek olarak mı? Şu anda bir nükleer silah, yani bu haritadaki gibi Ukrayna dışında ülkelere, özellikle kıta Avrupa'sına nükleer silah kullanması söz konusu değil. Ama taktiksel nükleer silah olarak adlandırılan, taktiksel nükleer silah 50-60 kilometre etkisi olan, sonuçta nükleer silahlar başlık. Az önce Coşkun Bey'in anlattığı füzeler gibi diğer başlığı daha kısa menzilli füzelere de takılabiliyor ve bu Sovyetlerden itibaren Rusya'nın da. Eğer işte Donbas cephesi ya da Ukrayna'nın çatışma olan bölgelerinde istediği sonucu elde edemezse, şu anda dünyadaki en büyük risk bu. Bu taktiksel füzeleri kullanabilir. Şimdi herkes nükleer silahı konuşuyor. Rusya'nın elinde ne dedi? Daha depolarımızda silahlar var dedi. O yüksek teknoloji olarak adlandırdığı o daha silahları sahaya sürmedi, kullanmadı. Kullanmadı. Bir Livve Güngör attı. Bey, dilerseniz sizi de böyle alalım. Tabii. Bir Livve Çünkü attı. bu tartışma da aslında önemli. Tabii. Yani az önce ekranlarda da fotoğraflarını paylaştığımız hakikaten kıtalar arası füzeleri mi kullanacak yoksa daha kısa menzilli ve işte nokta Lokal hedeflere taktiksel dediği Güngör'ün, o zaten onu söyledi. Tabii. Taktik Şimdi iki nükleer şey var. silahlara mı ağırlık verecek? Putin Aradaki fark ne? iki defa aslında Putin bunu konuşuyor. İki defa konuşma yaptı. Bir Şubat'ta Donbas özel operasyon diye konuşma yaptı. En sonunda 2 gün önce kısmi seferberlik ilan etti. Şimdi Putin devlet başkanı ve Rusya olarak bir noktada duruyor. Diyor ki Ukrayna'daki, Kırım dedi o zaman, Ukrayna'daki bu silahlanma, İngiltere, ABD'nin, Batı'nın silah vermesi benim için diyor bir güvenlik. Beni zayıflatıp çökertmeye çalışıyor. Rusya Federasyonu, benim derken, yani bizim derken Kırım'ı ve Luhansk ve Donetsk'i de Rusya Federasyonu'nun bir parçası olarak soruyor. Şimdi en son ne dedi? Dört bölgeden söz etti. Kırım, Herson, Luhansk ve Donetsk. Burası diyor Rusya Federasyonu, işte referandum olacağını da söyledi dört bölgede. Kırım'da oldu zaten. Saldırırsa, yani Ukrayna'yı söylüyor ve kolektif batı diye bir kelime kullanıyor. Saldırırsanız bunu Moskova'ya yapılmış sayacağım diyor. Çünkü orası bana göre diyor Rusya. Bu sefer diyor elimdeki bütün silah imkanları kısmı seferberlik ilan ettim. Ağır silahları kullanabilirim. Kullanabilirim. Bu bir blöf değil diyor. İlk defa kartı bu kadar yükseltti. Bir hani yapmak istediği Ukrayna cephesinde, yani savaş hattında istediğini alma, dört bölgenin başta Kiev ve Batı'ya Rusya Federasyonu'na ait olduğunu kabul ettirmek. İkincisi de kendisine karşı bir askeri etki ya da saldırıyı sonlandırmak. Savunma Bakanı da bu kolektif batı. Biz de Ukrayna ile savaşmıyoruz. Kolektif batı ile, yani Kiev yönetimine destek veren İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden söz etti. Şimdi bütün dünyanın sorduğu soru bu. Bu pozisyonda mı duracak? Yani şimdi harita var, Coşkun Bey de anlatır. Örneğin şimdi buralarda, bu hatta kadar Herson'da şu anda Rusya'nın kontrolü. Bütün Avrupa'nın sorduğu ana soru şu. Rusya Dinyeper Nehri hattında, bu hatta Zaporojye hattında duracak mı? Yoksa bu savaşı tarihi Lehistan toprakları olan Polonya, Slovakya işte bu hatta kadar getirecek mi? Şimdi en son 300 bin askeri silah altına alması, ağır silahları kullanacağım. Yani kullandığımın daha üstündeki silahları bütün Avrupa'nın sorduğu soru bu. Ama atlanan bir şey var. Peki. Bir hafta önce Zelenski'den bir açıklama geldi. Biz dedi İngiltere'den dedi uzun menzilli füzeler istedik. Yani Rusya'nın her tarafı ve bize bunu verecekler dedi. Şimdi milyarlarca dolar İngiltere ve ABD fonluyor. Hala silah yardımları devam ediyor. Atlanan bir şey var. Bu hattan, Polonya hattından, Slovakya, yani kıta Avrupa'sından her gün Ukrayna'ya silahlar geliyor. Ve şunu da söyleyeyim. Biraz biz sahayı takip etmemeye başladık. Ukrayna'ya son aylarda, son bu 60 günü çok yabancı savaşçı geldi. Yani Ukrayna vatandaşı olmayan insanlar geldi. Sağda özellikle İngiliz ve ABD askerlerinin danışman ya da başka bir hatta olduğunu biliyoruz. Özellikle Ukrayna ordusuyla birlikte hareket ediyor. Şimdi Putin bunu görüyor. Bir de belki biraz sonra Coşkun Bey anlatır. Bu hatta bir karşı saldırı yaptı. Zelenski dedi ki 20 tane yerleşkemizi geri aldık. Geri aldık. Aldık. Bu cephe hattındaki sıcak gelişme Rusya Federasyonu yeni kararlar almaya şey yaptı. Peki. Şimdi burada da şu var. Kriz döneminde Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı açıklama yaptı. Putin'in onuru var. Putin saygı istiyor. Bu çok atlanıyor. Putin gibi bir lidere zafer lazım. Şimdi 2014'te Kırım'ı alan, ben Moskova cephesinden alan ve sonra Rusya Federasyonu'na dahil eden, şimdi Donbas'ı ve biraz da giderek Herson hattını alıp Rusya Federasyonu'nu genişleten bir Putin mi? Yoksa Zelenski'yi yenemeyen Batı'nın etkisiyle bir Putin mi? İşte bundan dolayı kartı yükseltti. Yani yükseltti. Burada aslında biz hep savaşı konuşuyoruz. Soru şu.
bu savaşı kim durduracak? Yani aslında bunun da konuşulması gerekiyor. Bunu ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama biraz sahaya bakalım. Şimdi Güngör Bey diyor ki eğer taktiksel nükleer silah kullanılacaksa hedef Ukrayna sınırları içerisinde bir yer olacak. Siz Coşkun Bey bunu düşünüyor musunuz? Yani taktiksel nükleer silah Ukrayna sınırları içerisinde kullanılır mı? Yani burada blöf yapmıyorum açıklamasının altı dolu mu? Kullanılırsa hangi noktalar hedef alınabilir? İki, bu tip nükleer silahların bir nükleer serpinti yapma olasılığı ne kadardır mesela? Bunun Rusya topraklarına da zarar verme olasılığı nedir mesela? Bu da merak edilen bir konu. Elbette Rus askeri de var Ukrayna'da şu anda. İşte o özel operasyonları devam ediyor malum. Hedef neresi? Var şöyle, bu taktiksel nükleer silah kartı Rusya tarafından zaten savaşın başında oynandı. Hani bir balistik kıtalar arası füze mi yoksa lokal taktiksel bir silah mı nükleer? Hangisi kullanılacak çok tartışıldı. İkinci şık bana göre çok daha yakın. Ki Rusya... Hiç unutmuyorum ben Lviv bölgesine NATO'nun bir eski deposunda sürekli buradan silah yardımı gelince çok net gösterdi. Ben dedi burayı vururum dedi. Ve gecenin kör vakti vurdu. Hani onun bir sonrası taktiksel nükleer silah. Ancak şimdi burada hani Rusya'nın bu kartı oynayıp oynamayacağı tartışılır. Çünkü hani öyle bir çılgın veya öyle bir çılgınlık sahada gerçekleşir mi? Bana göre onun cevabını biz Dinyeper'in doğusunda arayacağız. Çünkü Rusya'nın ilk yola çıktığı hikaye ile şimdikinin arasında uçurum var. Çok tartışıldı. Rusya burada neyi istiyor diye. İşte çok akademisyen Dinyeper'in doğusu, Rusya'nın hedefi, Rusya'nın zaten amacı bu bölgeyi kontrol altına almak dendi. Ben asla katılmadım. Çünkü burada kısa vadede Ukrayna'nın tamamı ama uzun vadede eski Çarlık haritası. Putin açıktan söylüyor bunu. Makaleler yazdı. Deklare etti. Defalarca bu konu tartışıldı. Hatta Amerika da bunu test ettiği için o Çarlık rüyasından uyanın gibi cümleler kurmaya başladılar. Ve bu süreç içerisinde bana göre burada Rusya'nın amacı bütün Ukrayna'yı hemen zapturat altına alarak birinci dalga harekatı sonlandırmaktı. Hatırlarsan Belarus'ta tatbikat yapıyoruz. Sakın ha savaş maaşı yok nereden çıkarıyorsunuz diyen Rusya bir gece ansızın hop Kiev'e geldi. Kapılara dayandı. Dedik ki ya tatbikat demiştin öyle bir şey nereden çıkarıyorsunuz diye söylemiştin. Bu ne ikiyüzlülük dedik. Tartıştı dünya bunu. O Rusya hemen günler süren işte Jitomir, Çernobil bölgesi, Kiev civarı çetin savaşlara sahne oldu. Hatta Kiev'e girer mi girmez mi? Girerse ne olur? İşte bir nükleer kullanır mı kullanmaz mı tartışıldı. Fakat burada Rusya bana göre hayatının ilk ve en ağır tokadını yedi. Rusya buradan itibaren sürekli küçülmek ve geri çekilmek durumunda kaldı. İkinci dalga harekata kalkıştı. O da ne? Buraları terk edip Dinyeper'in doğusunda yeniden tertiplenmek, şu bölgede inisiyatifi ele geçirmek askeri tabirle. Fakat bunu hedefleyen Rusya işte Harkiv'de, gene Herson'da, Nikolaev bölgesinde. Nikolaev bölgesinde yine Dnipro'da ağır darbeler aldı. Rusya burada da tutunamayacağını anlayınca üçüncü dalga harekata başladı. Ve dedi ki biz şu güney şeridini elde tutmalıyız. Neden? Zaten Donbas eldeki kuş Rusya açısından. Rusya'nın hani Amerika'nın dolardır sinir ucu. Rusya'nın da sinir ucu Kırım. Çünkü bura gittiği an Rus donanmasını Karadeniz'e direkt çöpe atabilirsiniz. Rusya için hayati öneme sahip bir bölge Kırım ve burayı elde tutmak için özellikle Herson, bu Mariupol hatırlarsan çok tartışıldı. Şu şeridi hiç olmazsa kontrol altına alalım diye canhıraş bir mücadele yürüten Rusya ile karşılaştık. Fakat bunu da başaramadı. Bir yaklaşık 10 gün önce çok ilginç gündemden düştü. Yani içimizdeki gündemden dolayı burayı pek konuşmadık. Hatta dünya konuşmadı ama bir anda Zelenski'yi işittik biz ortalıkta. Dedi ki biz dedi Herson'u, Harkiv'i ele geçirdik, kontrol attık bizde dedi. Bu aslında çok sürpriz bir gelişmeydi ama nedenleri vardı. Nedenleri ne dersen az önce Güngör bahsetti. Benim orada yine yerinde ve sahadan aldığım bilgide her gün onlarca vagon
trenle batıdan inanılmaz silahlar geldi Ukrayna'ya. Topçu birlikler geldi, silahları geldi, mühimmatı geldi. Aynı zamanda keskin nişancıya yönelik bir takım tedbirler alındığı yönünde yine aldığımız bilgiler var. Ve bana göre Rusya'yı gerileten de bu yapılan destek oldu Batı tarafından. Şimdi Rusya'da tablo neydi bu durumda? Rusya'da tam tersi direneceğine kendi içine çözülmeler yaşamaya başladı. Bugün artık bir vaka, yani bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Rusya içerisinde birçok Rus askeri silahını, tesisatını bırakarak savaşmıyorum diyerek kaçtı. Ve orduda ciddi bir çözüme var. Bunlar pek Rusya tarafından dillendirilmese de Rusya işte bunun takviyesini kısmi seferberlik ve 300 bin askere dayamaya çalıştı. Bunu konuşacağız ama yine ben diğer konuklarımın da görüşlerini almak istiyorum. Bugün 22 Eylül 2022, daha 1-2 gün önce Sırbistan Cumhurbaşkanı dedi ki 1-2 ay içerisinde 3. Dünya Savaşı benzeri bir fırtınaya hazırlıklı olmak lazım. Yani açıklamanın işaret ettiği şey bir 3. Dünya Savaşı. Biz hakikaten bugün gelinen noktada bir nükleer savaşı konuşuyoruz Pınar Hanım. Bu size nasıl hissettiriyor ve olanı biteni siz nasıl okuyorsunuz İstanbul'dan? Yani burada tabii Putin'in milli seferberlik ilan ettiği anda bir cümlesi var Banu Hanım. Dedi ki bütün dünya, Avrupa ve Batı Rusya'nın bölünmesini ve parçalanmasını istiyor. Buna asla seyirci kalmayacağız ve işte gerektiğinde nükleer olmak üzere bütün elimizdeki imkanları seferber edeceğiz ve bu bir blöf değildir dedi. Hemen bu konuyla ilgili Beyaz Saray Uluslararası Siyasi Stratejik Danışma Konseyi, yanılmıyorsam işte sözcüsü John Kirby, tam olarak pozisyonunu yanlış veya eksik söylemiş olabilirim. John Kirby bu konuda yanılmıyorsam BBC kanalına bir açıklama yaptı ve şöyle dedi. Biz dedi nükleer silahla ilgili Rusya'nın bu açıklamalarını çok önemsiyoruz dedi. Hı hı. Ve hatta bugüne kadar 6-7 aylık yapmış olduğumuz değerlendirmelerin içinde de yaptığımız bu nükleer silahla ilgili değerlendirmelerle de çok eş düşen bir gelişme. Bunu çok önemsiyoruz. Asla bunu göz ardı ederiz demeyiz. Bu minvalde bir ifade kullandı. Hani siz hocalarımıza sordunuz bu bir blöf müdür diye. Bence Avrupa ve Amerika daha doğrusu bunu çok bir blöf olarak görmüyor. Hı hı. Ama devamında John Kirby şöyle devam etti. Dedi ki Harkov'da özellikle Ukrayna'nın başarısından sonra Rusya'nın geri çekilmesi, belli noktalarda işte belli yerleri kaybetmesi ve Ukrayna'nın bizim onlara verdiğimiz desteğin de karşılığını bize veriyor olmaları. Çünkü biliyorsunuz Amerika kamuoyunda son aylarda özellikle Biden'a yönelik Ukrayna Savaşı'nda bu kadar her hafta veya her ay 5 milyar 10 milyar dolarlık askeri yardımlar gidiyor ve burada niçin bu iş bu kadar uzadı diye Biden'a yönelik söylemler ve eleştiriler yükseldiği için bu konuda aslında Ukrayna'da beklenileni yaptı. İşte Harkov olmak üzere belli yerlerde askeri üstünlük sağladı ve bunun devamında zaten Putin bu açıklamayı yaptı. Kirby devamla şunu söyledi. Dedi ki aslında dedi bu da ya bu açıklama bir başarısızlığın olduğunu da göstermektedir. Yani şunu kabul ediyorlar. Ben bir belgesel izlemiştim Banu Hanım. Reagan'la Gorbaçov'un işte o 80'li dönem Sovyetler Birliği parçalanmadan önce Reagan gibi katı bir cumhuriyetçinin Gorbaçov'la nükleer silahsızlanma üzerine bir temasları başlıyor. Hı hı. 83 ve 82'li yıllar, tam hatırlayamıyorum ama ve bu Amerika'da çok büyük bir heyecan yaratıyor. Reagan bütün toplantılara son derece heyecanlı gidiyor. Gorbaçov'la çok kapalı toplantılar da yapılıyor. Velhasıl orada bir ilerleme sağlanmıyor. Ama Amerika için her zaman Rusya'nın nükleer silah kullanma konusunda bir deli tarafı olduğunu biliyorlar. Yani evet kabul ediyorlar. Şu an Rusya bir askeri anlamda
yani militarist anlamda bir başarısızlık yaşıyor. Ama bunun karşılığında Putin gibi bir liderin nükleer silahı telaffuz ediyor olması son derece ciddiye alınması gereken ve bunun da bir süre sonra ateşkes gibi bir sürece gitmesi gerektiğini de onlar kabul ediyor. Bence şu an benim okuduğum hocalarım kadar askeri alanlardaki hareket ve bunlarla ilgili başarısızlıkları bilemiyoruz ama bence burada evet bir başarısızlık olabilir. Çünkü 6 bin olarak açıkladı Putin askeri kayıp ölen asker sayısını ama bunun işte 10 bin 20 binleri bulduğu, bu konuda işte demoralize olan bir ordunun olduğu, doğal gaz ve enerjiyle ilgili Avrupa'ya verilmek istenen korkunun tam olarak semeresinin alınmadığı Rusya tarafından. Ama bence şu an Putin isterse hafiften prestij de kaybetmiş olursa olsun nükleer silahla ilgili kozu gerçekten hiç de blöf değil. Son derece de ciddiye alınmalı. Hatta Putin şunu da söyledi. Dünya düzeni yeniden kuruluyor ve artık bir kutuplu, iki kutuplu dünya düzeninden çok kutuplu bir dünya düzenine geçiyor. Ve bu düzen kurulurken de Rusya'nın parçalanması isteniyor. Bu konuda Rusya bütün tarihi birikimiyle ve gücüyle karşı koyacaktır. Peki. Yani ben tabii burada sonra konuşuruz. Cumhurbaşkanımızın Semerkant ziyaretiyle birlikte o yeni kurulan dünya düzeninin içinde Türkiye'nin nasıl bir başat yine rol aldığını da tam tarihi anlar bunlar. Bence çok önemli anlar. Hepsi böyle üst üste geldi. Ama çok iyi de bizim okumamız lazım. Evet. Cumhurbaşkanımızın oradan tekrar BM'ye gitmesi, yani Kraliçe Elizabeth'in cenazesine işte son 20. yüzyılın peri masalından sonra işte magazine dönen bir cenaze törenine gitmeyip Birleşmiş Milletler'e gitmesi Semerkant'tan sonra bence şu an tarihi bir an yaşıyoruz her anlamıyla. Evet. O yüzden 3. Dünya Savaşı mı, yeni dünya düzenleri mi, farklı kutuplar mı? Bir şeyler olacak ama gerçekten çok ciddi bir dönüm yaşıyoruz ve Türkiye çok iyi bir rol üstlendi ve devam ediyor. Peki.